Peki. Aşk Sana Benzer filmi hocam. İlk defa bir yapımcılık. Hatta biraz bir yönetmenlik işin içinde. Bir filmi bir anlatalım. Hikaye senin hikayen. Tamam, biraz ondan bahsedelim. Hikaye bana ait ama yönetmenlik yok. Evet. Yapım tarafı var birazcık. Ben yanındayım. Ben yanındayım. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Biz niye böyle kardeş gibiyiz abi? Şunu mu çıkarsam? Ne yapacağım? Konuyu değiştirme. Ben gerçekten... Allah'ım. Bize kardeş gibi giymişiz. Acayip. Ya. Ama destek olacağım dedim sana. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben büyük kardeş. Abi yakışıklı olunca çocuk da böyle çıkıyor. Küçük kardeş de bu olacak. Ne olacak yani? Anlat abi. Peki, evet abi. Yok. Aşk evet. Sana Benzer'le ilgili hikaye bana ait. O nasıl gelişti küçük ondan bahsedebilirim mesela. Ben Muğla'da dizi çekiyordum. Dizi çektiğim zaman genelde arabayla gidiyordum. 9 saat. Abi 9 saat o kadar uzun ki bir süre sonra yolda uyumaya başlıyorum. Ve bende fobi olmaya başladı. Arabayı kullanamamaya başladım. Ve ayakta kalmak için ne yapmam gerekiyor? Klimayı açıyorum. Yani ne yapsam olmuyor. Başladım işler düşünmeye. Düşün. Abi yavaş yavaş hikayeler gelişti bende. Ama ben önceden resim de çiziyordum. O yavaş yavaş hikayeye dönüştü. Ve 9 saat boyunca ben hikayeler yaz. Öyle uyumamaya başladım. Yani ilk hikaye yazmam oraya dayanıyor. Uyumayacaksın diye mi bir filmi seyredecek? Uyumadın diye. Bu ayrı. Oradan çıkan bir film. O hikaye yani. Yazmak. Hayır bence güzel iş yani. Ve hikaye yazmaya başladım. 20-30 saniye hikayem oldu böyle. Bu nasıl gelişti? Çalı Kuşu'ndan sonra biz Fahriye'yle çok güzel bir uyum yakaladık. Dizimiz bitiyordu. Ne yapalım dedik. Bir dizi daha yapamayız. Ne yapabiliriz? Sinema filmi yaparız dedik. Dedim benim hikayelerim var. Bir tane naif güzel bir aşk hikayem var. Ne dersin dedim ama bir cümle halinde. Yani balıkçı Ali, dondurmacı kız dedim. Vallahi tek cümlesi vardı. Ya ne vardı? Güzel tek cümlesi vardı. Ha, filmin tek cümlesi. Ya hoş geliyor ama bu kadar mı dedi. Ege'de geçiyor, çok sıcak dedi. Ya güzel geçiyor ama bu kadar mı dedi. Dedim şarkı söyler misin? Söylerim dedi. Dedim tamam o zaman hemen girişiyoruz dedim. Hikayeyi filmin içindeki uzattım. Şarkıların hepsini sen mi söyledin? Hepsini mi sen söyledin? Yok. Hepsini değil. Yok. Evet. Yani 2-3. 2-3 parça. Evet. Ondan sonra devam edeceğiz. Fahriye Ecem'den güzel parçalar da dinleyeceğiz. Onu da... Ondan sonrasında yola koyulduk abi. Senaryosu normal bir sinema filmi gibi yürüdü, hazırlandık ve hemen yaza çekmeye başladık. Ama ilk hikaye nasıl yazıldı? Böyle yazıldı. Evet, çok değerli oyuncularla beraber yapılmış. Ben yani bir de alttaki o genel müziği kim yaptıysa onu tebrik ediyorum. Çok güzel Fahir müzik Atakoğlu. Yapmış. Evet, ona da Fahir teşekkür yani ediyoruz Fahir abi. Bir şey var belli gerçekten de. Aşk filmi seyretmek isteyenler, keyfi yerinde olanlar... böyle mutlu bir şeyler seyretmek isteyenler için güzel bir film diyelim yani onun için. Sen ne diyeceksin filmin için Fahri? Ya aslında çok güzel tarif ettin. Çünkü biz filmi yaparken de hep onu hedefledik. Naif bir film olsun. Güzel bir aşk filmi olsun. Aslında biraz da eski Türk filmlerini de andırsın hissiyat olarak. Tabii ki günümüzdeki şeylerle de harmanlayarak. Biraz böyle Yeşilçam... Var Yeşilçam'dan ya, bayağı bir şey var filmin içinde. Yani evet, o tat şey çok güzel değil mi? O tat çok güzel değil mi? Biz onu çok seviyoruz. O yüzden bu film özellikle böyle olsun istedik. Ondan çok fazla tat olsun. Günümüzle de biraz yoğuralım istedik. Sonuçta böyle bir şey çıktı. Evet içinde filmde aşkın bıyıkları kestin mi? Bıyıklar var mıydı? Takma bıyık verdi. arkadaş bıyıkları kestin mi? Evet. Konuklara sorduk, kağıt istedik. Konuklarımızla, gelen konuklarımıza neler yapmak istersiniz diye kızların %80'inden gelen cevap. Bıyığındaki ayranı sileyim. Nasıl? Bıyığındaki ayranı sileyim yazmışsınız. Siz yazmışsınız, biz değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.